GP Oyuncak kanalından herkese merhaba arkadaşlar, ben Sena. Ben de Buğra da. Sena, burası ne halde böyle ya? Sislerle dolmuş, ne olmuş? Dur hemen düzeltiyorum. Arkadaşlar bugün o kadar havalı bir oyuncak var ki girişi de o kadar havalı yapmak istedim. Arkadaşlar şu anda önümüzde Bisnap canavar laboratuvarı var ve onunla birlikte çok güzel bir eğlenceye çıkacağız. Sena, ben aşırı derecede heyecanlıyım. Hemen açmak istiyorum. Arkadaşlarımız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirken hemen açıp geliyoruz. Hadi. Bisnap canavar laboratuvarını açtık ve içinden bir tane kocaman laboratuvar çıktı. Bunun içinde bazı şeyler var. Birazdan göreceğiz ve şahane bir böyle su kabımız var arkadaşlar. Buracığım, hazır mısın bunları görmeye? Hazırım. Merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak? Bakıyoruz. Wow! Bir sürü güzel şey çıktı Sena. Bakın böyle tozlar var. Deney yapabileceğimiz çeşitli şeyler var. Şahane görünüyor arkadaşlar. Ve hepsinin üzerinde birer numara var. İşte onu söyleyecektim sana. Hepsinin üzerinde bir numara var arkadaşlar. Büyük ihtimal laboratuvarımızda koyacağımız yerleri bize şimdiden gösteriyor. Diyor ki bunu 5 numarada kullan diyor. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Acaba nasıl bir şey arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Bakacağız. Şimdi laboratuvarımızı açmaya başlıyorum ben arkadaşlar. Paketini çıkartıyor. Ooo, şunun rengine güzel de bakar mısın? Harika bir yeşili var arkadaşlar. Muhteşem görünüyor ve neler yapacağız, içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Arkadaşlar önünde de çok güzel tuşlar var. Burada böyle özel bir parmak izi okuyucusu var. Güç düğmeleri var. Gerçekten şahane ve inanılmaz gerçekçi görünüyor. Özellikle bu parmak izi okuyucuyu inanılmaz merak ediyorum ben. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer benim parmak izimi okutursak bu laboratuvar benim olacak. Yani sen çalıştıramayacaksın. Benim olacak. O yüzden bu benim. Anlaştık mı? Bakarız ona. Ay, sen o zaman güç düğmesini bir çalıştırmaya hazır mısın? Arkadaşlar ilk başta hemen bir açıyorum oyuncağımızı. Hazır mısınız? Hazırız. Güç düğmeleri devreye giriyor. Güç düğmeleri devrede. Arkadaşlar ısı ölçerimiz birinci kademede. Şimdi hemen kapağımızı açıyoruz ve yavaş yavaş laboratuvarımızdaki deneyimize başlayacağız. Hazır mısın Buğra? Hazırım, çok merak ediyorum. Böyle kilitlendim kaldım Sena. Buğracığım ilk olarak parmak izimizi okutacağız ve suyumuzu dökeceğiz. Hadi bakalım. Parmak izimi mi okutayım şimdi, onu mu istiyorsun? Direkt şuraya. Hop. Hazırsanız suyu döküyorum arkadaşlar. Hop. Tamam. Tam max seviyesine kadar arkadaşlar su doldurmanız gerekiyor. Biz de öyle yaptık. Doldurduk. Şimdi sırada ne yapıyoruz Sena? Şimdi ısı ölçeri bir üst kademeye alıyoruz arkadaşlar. Görüyor musun? Bak bak, ısınıyor. Size bak. Önce yine parmak izimizi okutuyoruz Buğra'cığım. O zaman okutuyorum. Arkadaşlar şimdi bir numarayı kullanacağız. Hazır mısın Sela? Aynen. Burada fosil kemiği gibi bir şey var sanırım Buğra. Çok ilginç duruyor. Antik kalıntı var. Olabilir. Arkadaşlar şuna bakın. Hazırsanız bunu da içine atıyoruz. At bakalım. Oo, çözülüyor. Görüyor musun? Baksana. İçinde çözülüyor ve sesi dinle. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Çok gerçekçi. Arkadaşlar şimdi bir üst kademeye alıyoruz. Hadi. Tekrar parmak izini okutuyorsun Buğra'cığım. Dur, biraz parmağım ıslanmış, için belki okumayabilir. Dumanla... Aa! Bir dakika! Ya Sena! Yine mi yanlış yaptık ya? Bu dumanlardan bir türlü kurtulamayacak mıyım? Hayır Buğra'cığım, bu sefer deneyimizle ilgili bir duman çıkışı yapılıyor. Bir dakika. Sen parmak izini okut ve devam edelim. Bir saniye, parmak izimi okutuyorum. Okundu. Dumanlar çok güzel, çok gerçekçi. Gerçekten deney yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamadayız. Hazır mısın? Ben dökeceğim. Al bakalım. Hep sen yapıyorsun. O zaman hazırsanız iki numarayı döküyor. Arkadaşlar yeşil ve çok ilginç bir sıvı geldi. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar onun için böyle fısır fısır devam ediyor. Foşur. Gerçek bir deney yapıyoruz şu an gerçekten. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyorum, herkes hazırsa. Üç numaraya geçeyim. Hadi hemen parmak izini okut. Emin misin? Eminim. Okundu. Ve sıra kristalde. Sıradaki malzememizi de atıyorum Selam. Arkadaşlar şimdi bir sonraki aşamaya geçiyorum. Buğra hemen parmak izini okut. Ve 4 numaralı. Arkadaşlar! Sena, ben her parmak izimi okuttuğumda mı bir sorun oluyor? Benim parmağımda mı bir sorun var, anlayamadım. Arkadaşlar yeni malzeme geliyor, hazır mısınız? Dört. Şuna bakar mısın? Sena taşıyor. Sena, deneyi bir yerinde yanlışlık yaptık. Arkadaşlar harika görünüyor. Ya ben demiştim Sena'yla deney yapılmaz diye. Hayır. Her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. Bisnap canavar laboratuvarında harika ilerliyoruz. Bir sonraki aşamaya geçiyorum. Geçir. Buğra hadi parmak izini okut. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Hadi hemen Sena. Hemen atmak zorundayım diğerini.
Sena hızlı olmak zorundasın. Yoksa deney başarısız olacak senin yüzünden. Sena çözülüyor. Bence şimdi seviye atlama zamanı. Dur. Arkadaşlar son seviyedeyiz. Parmağımı okuttum. Ve kapağı kapatıyorum. Şimdi kolu çekme vakti. Gel ikimiz aynı anda çekelim. Üç. Üç. İki. Bir. Gerçekten ciddi misin? Arkadaşlar. Gerçekten canavar çıkardın. Arkadaşlar gerçek bir deney yaptık. Gerçekten biz yaptık. Ben yaptım arkadaşlar. Hepsi benim parmağım sayesinde. Ses falan çok, çok iyi. Güzel. Arkadaşlar hemen şimdi içinden canavarımızı çıkartalım. Çıkartalım. O benim canavarım. Onun DNA'sını ben buldum. Buğra şimdi canavarını çıkaracağım. Hazır mısın? Hazırım Sena. Çıkar. Hadi. Şu duvanları görüyor musunuz arkadaşlar? Canavarı gerçekten çıkardık. Arkadaşlar şimdi arkasındaki şu alanı açıyorum. Sena gerçekten bir deney sonucunda çıkardığımıza bakar mısın? Arkadaşlar şuna bakın. İnanılmaz derecede güzel. Çıkan canavarın gerçekçiliğine ve güzelliğine bakar mısınız Sena? Arkadaşlar ben birazcık köpek balığına benzettim. Şimdi bu canavarımızla da bir şeyler yapabiliyoruz biliyor musun? Nasıl? Üzerinde bazı denemeler yapacağız arkadaşlar. Mesela size birkaç tane özelliği göstermek istiyorum. Göster, ben merak ettim. Bak döndür. Oo, otomatik kendi dönüyor. Yani şöyle yaptım. Wow. Bu bir yenilmez bir köpek balığı. Sesleri duyuyor musun? Sena benden uzak dursun diyor. Ne? Arkadaşlar bu arada burada da parmak izi var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın burada da aynı laboratuvarımızda olduğu gibi bir parmak izi alanı var. Şöyle göstermek istiyorum size. Şimdi özellikleri göstermeye başlayacağım. Ama öncesinde Buğra'nın bize bir sürprizi varmış. Ben bu kahramanımızı yaparken dedim ki ona çok güçlü bir ekipmanı olsun ve ona böyle bir kolluk gibi bir şey yaptım Sena. Tak bu bakalım. İçinden mi çıktı? Evet. Deneyi yaparken senden gizli yaptım. Normalde her elimi buraya okuttuğumda aslında ben bunu yapıyordum. Ya. Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen taktım ve wow çok da havalı çok oldu. Güzel. Şuna bakın. İnanılmaz derecede güzel. Görüyor musunuz? Ekipmanı takınca daha da havalı oldu. Şimdi sen bize bu ortadaki tuşlara basınca ne oluyor? Elementler var bunda. Bunlar ne? Bize bir açıkla. Gösteriyorum. İlk başta şöyle bir arkada tuşları var. Buradan size de göstereyim. Bu tuşlardan hemen açıyoruz şöyle bir. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Efsane. Arkadaşlar şimdi ortadaki tuşa iki kere basacağım ve dört elementten birini kendi seçecek. İşte bu dört elementin ne olduğunu Buğra hemen söylüyor. Beyaz renk geldi yani buz elementi arkadaşlar. Bize şimdi buz elementi çıktı ama onun dışında üç tane daha çıkabiliyor. Turuncu. Turuncu ateş demek oluyor. Ateş elementi gelebiliyor. Mavi gelirse elektrik geliyor. Yeşil var. Yeşil gelirse de toprak elementi geliyor Senacığım. Ama bize bugün buz elementi geldi. Arkadaşlar elementini değiştirmek isterseniz buradaki büyük tuştan sıfırlayıp daha sonra yeniden elementini böyle iki kere bastırarak bulabiliyorsunuz. Şimdi size birkaç sesini dinletmek istiyorum. Şöyle bir kere tıklayacağım. Sesleri duyuyor musunuz? Çok iyi arkadaşlar. Böyle sanki laboratuvarımızdan o yapılış aşamasına çıkan sesler gibi, değil mi? Evet 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 aynısı. Sena bir şey diyeyim mi sana? Ben bunu yaparken içine çok güzel bir şey gizledim. Birkaç kere tuşa basarsan yüksek enerji modu açılacak. Hızlı hızlı bas bas bas. Yüksek enerji modu. Çok sinirlendi. İşte ben gerçekten deney kişisiyim. Arkadaşlar çok güzeldi. Bir daha yapayım mı? Yap. Yüksek enerji modunu bir daha ver. Arkadaşlar biraz korkutucu ve çok güzel. Senacığım köpek balığımız çok fazla derecede yorulduğu için onu yerine geri alıyorum ve ben bunun üzerine deneyler yapmaya devam edeceğim. Kusura bakma lütfen. Buğra çok güzel bir şey söyledi arkadaşlar. Bu deneyi defalarca kere yapmak isteyeceğinizden eminim çünkü çok şahane. Bunun içinde tekrar kullanabileceğiniz paketlerimiz var. İçinden bunların hepsinden tekrar tekrar çıkıyor. Sadece onları alıp bu deney laboratuvarımızı tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz ve bence bu da şahane bir haber. Gerçekten öyle arkadaşlar. Bu deneyimi tekrardan yapmak için ben sabırsızlanıyorum. Video biter bitmez bizde var değil mi paketlerden? Var değil mi? Tekrar yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Tamam sözümü aldığıma göre arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yine heyecan verici deneylerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.